Herkese merhaba arkadaşlar. Furkan Öykü TV'de yine bir oyun zamanında karşınızdayım arkadaşlar. Bugün fırıncı simülatör oynayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Yani bakery simülatör İngilizce ismiyle. Fırınımız var. Bu fırınımızda işte pasta börek yapıyoruz. Ben oyunun incelemelerine falan da baktım. Yani ne bileyim güzel bir oyuna benziyordu. Ben de oyunu hemen satın alıp yayında sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi yayınımıza başladık. Twitch'te şu anda canlı yayındayız. Ama bu canlı yayınımız bölüm bölüm YouTube'daki arkadaşlarımız için de YouTube'a yüklenecek anlık olarak. O yüzden arkadaşlar şöyle izah edeyim. Yayını izleyenlere teşekkür etmekle birlikte videoyu YouTube'daki arkadaşlarım için söylüyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın, abone olup kanala destek olursanız bana çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi hızlıca videomuza, yayınımıza başlayalım tekrardan. Evet, yeni bir profilimizi oluşturacağız. Profil adı gir demiş. Klasik bir fırın ismi gireyim ya şöyle. Karadeniz Unlu yazmıyor. Profil adını yazamıyorum. Demek ki dükkan ismi koyamıyoruz. O zaman böyle kendi adımı yazayım öyle öylesine. Onayla. Evet. Öğretici şart. Sevsek de sevmesek de mecburen öğreticiye gireceğiz. Tamam, ne diyor? Mantar panada mevcut siparişleri olan mağazaların listesini bulabilirsin. Tamam. Tarif kitabında hazırlayabileceğin hamur işlerine ait malzeme, karıştırma süresi, sıcaklık ve pişirme süresi detaylar bulunmakta. Fırına girdik. Evet, fırınınıza hoş geldiniz. En büyük hayaliniz gerçek oldu. Kendi fırınınızı açtınız ve şehri taze hamur işleriyle doldurmaya hazırsınız. Ancak bu bir başlangıç. Önünüzde çok daha zor işler olacak. İtibar kazanıp deneyim kazanın ve fırıncılık dünyasında başarılı olun. Bir sürü sorumluluk var ama merak etmeyin, başarılı olacaksınız demiş. İlk siparişe bir uğrayalım. Evet, hareket etmek için de WASD'yi kullanacaksın diyor. Şimdi sipariş panosuna git ve buna bas. Devam etmek için şu harfi bir de. Sol tarafta mağazaların listesi, mevcut siparişler bulunuyor. Tamam. Tamam. Siparişimizi seçtik ve onayladık. Şimdi onu al. Heh, tamam, listeye geldi. Anladım. Öğreniyorum. Tarif kitabı. Radyal menüyü tablo açıyorsun diyor. Açtıktan sonra tarif kitabı. Tüm tarifler burada. Evet, kahvaltı çöreği, tarif önümüzde, saniyesi vesairesi burada yazıyor. Güzel. İlerledik. Her tarif sayesinde sipariş hazırlamak için adımların yanı sıra ısı derecesinin kaçırma süresini tamam. Ona da tamam. Kapatmak için de buna bas. Tamam. Tarif takip etmeyi mükemmel şekilde tamamlamanız. Şu sağdaki kontrol listem oluyor. Tamam. Şimdi şunu al diyorsun. Aldım. Kase ortalama küçük ama merak etme, oyun esnasında büyüyecek diyor. Tamam. Şimdi. Başka. Rafa geldim. Ölçek boyutum gördüm. Ölçeği her kullandığında bu. Tamam. Şimdi ne koyuyoruz abi? Bunu koydum. Evet, yanlış malzeme ekledim şu an. Tamam. Endişelenme, bu hata kolaylıkla giderilebilir. Çıkan malzeme tüm kontrol etmek için. Evet, çıkarttım. Sana nasıl çalıştığını. Gittim. Tamam.
Tamam, pişirmeye dönelim. Nasıl eksik? Rafına bak. Görünüşe gritajı malzemeden birisi eksik. Merak etme. Radyemedeki pişirme malzemelerinin sekmesinin kullanışlı olacağı yer burasıdır. Bastık. Açtık. Pişirme malzemeleri abi. Ha. Un yok. Tamam. Tamam. Bir de satın al dedik. Tamam. Satın aldıktan sonra hemen rafına ulaşmaz. Genellikle onları almak için teslimatı beklemen gerekir. Tamam. Fakat dikkatli ol, teslimatsız almak sana biraz tuzluya mal olur. Tamam, hızlandırdım. Tas teslimat çevirme yapmak için gün önce teslim. Ne diyor? Hile var. Tüm eksik ürünleri satın al, güne hazırlıklı olmak için karlı çıkmanı sağlayacaktır. Tamam. Nihayet siparişe başlayabilirsin. İznin olursa başlayacağım ama. %150. Sonra su. Döndüm. Maya. Şu mu lan maya? Ne kadar maya? 6 gram. Tamam. Aferin diyor. Malzemeleri karıştıracağız. Gel. Boşalt. Sonra bas. Şekillendirme tahtası. Ha bu. Gel şekillendirme tahtasını abi. Neydi bu? Çörek miydi bu? Şimdi ne diyor? Hamur şekillendirme ikinci mini oyundur. Tamam. Bir de bu tarafa. Heh. Tamam, şekillendirdim. Tepsi. Tepsi. Fırını kapat ve bekle. Tamam.
Tamam. Ne yapıyor? Bunun içine koyacağız diyor. Tepsiyi tezgahın üzerine koy. Tamam. Şimdi son adım çörekleri teslimat için hazırlama zamanı. İleri. Al. Kapının yanındaki mavi şeyin üstüne koy. Oyun ilerleyen bölümlerinde birden fazla sipariş teslim etmiş kısa üst üste koyuyorsun. Tamam. Şimdi sipariş teslimatı için kapıya git ve pastaneden çıkmak için üzerinde tamam mouse tıklayacağız diyor. Evet, şehir detayları çok kötü olabilir bunun. Evet, her şey yolunda mı diye bakıyorum. Çok da yolunda sayılmaz. Yani biraz kastırıyor ama bir dakika. Ufak bir yayın ayarlarında küçük bir değişiklik yapacağım. Hemen bir tuşa bastık. Lan oğlum nasıl ne oldu? Tepeden mi görüyorum ben? Siparişler hazırlama kadar yerine götürmek de önemli. Tamam. Tamam. Şehrin sokaklarında gezinmene yardımcı olacak bir mini harita görebilirsin diyor. Tamam. Daha fazla neden radyo ameliyatı açmak için... Tamam devam et. Abi bu nasıl kamera? Saçma sapan bir kamera açısında kaldı şu an. Lan böyle saçma bir araba kullanma stilim var lan. Tamam teslim ettim. Ne sıkıntılı şeymiş bu ya. Araba çok saçma abi. Artık yeni oyuna geçeyim ya. Durduk yere 600 dolar harcattı bana. Terbiyesiz. Evet. 1000 dolar paramız var. Hurda bir fırınımız var. Hiçbir aletimiz falan da yok. Beş tane çörek, tamam. Ver.
5 gram şeker mi? Tamam. Koyduk. Kaç saniye karıştıracağız bunu abi? 20 saniye. Bastık düğmeye. Evet, karıştırma işi bitti. Bir şey, şekil tahtası. Gel abi, koy şuraya. Geldim. Çörekti değil mi bu? Bir, iki, üç, dört ve beş. Evet, hemen şekillendirme işini yapalım. Hemen çöreğimizi şekillendirelim. Hoppa. Kafa yandı dur. Heh. Evet, çöreklerimiz şekillendi. Şuradan bir tepsi alıyorum. Evet, tepsim de hazır. Attım. Kapattım. Evet, pişiyor. Pişti, hemen alalım. Bunu bıraktık. Bırak tepsiyi de. Al bunu. Koy buraya. Gel kapıya. Evet, kurye gitsin ya. Hiç biz arabayla uğraşmayalım abi. Kurye devam etsin bu işe. Teslimat tamam. İyi. Dön fırına. İki tane bronz ekmek mi? Bu yuvarlak ekmek abi. Tamam, 1 kilo. Süt, 100 zeytinyağı. On maya. Tuz. Güzel. Otuz saniye karıştıracaksın diyor. Bastık. Al malzemeyi abi, hemen şekillendirmeye gel.
Hemen Allah kaçırdık. Evet. Bir tur daha yuvarla şunu. Gel hocam sen şimdi sıra sende. Evet. Güzel. Tepsi abi. Tepsimizi alalım. Evet, iki tane ekmek. Attık fırına. Ört kapağını abi. Pişmeye başladı. Güzel. Haydi var ekmek. Karadeniz unlu mamullerinde bronz ekmek kalitesi vazgeçilmez. Yani gerçi bu biraz modern bizim fırınlara göre de. Hadi. Ne kadarmış? Aa, 1 dakikaymış. Şimdi onu teslim edeceğiz. Ekmekleri koyduk. Kutuyu koyduk. Hemen gönderelim siparişi hocam. Ara. Al bahşişini de güzelim. Hop. Teslimat tamam. Evet, kalıplar geldi abi. Ama bunlar için fırında bir yenileme yapmam lazım benim. Kalıp tahtam varmış ya. Ben de yok sanıyordum. Bakayım ne geldi sipariş. Bir devam edelim oraya. 2 tane geldi. Köy somunu modası geçmiş somun ekmeği diyor. Yani birini yapalım. Hadi bu sefer farklı mağazaya gidelim. Modası geçmiş somun ekmeği yapacakmışım. Olur. Ver. Ver sipariş. Ver bunu da. Kepekli un. Ne kadar istiyorsun kepekli unu? 820. O zaman fazla mı oldu bu? Hı. 640. Güzel. Mayalama başlatıcıdan ne kadar? 300. Dört tuz. Evet, hepsi tamam galiba. Şu kaseyi koy. Kaç saniye? 10 saniye mi? Döndür. Evet, karıştırma işi tamam. Ve köy somunu dedim kalıba döktüm. Ver abi. Evet. Hemen fırın abi. Kapat kapağı. Arada bir bug oluyor tabii.
Siparişler. Şimdi yola çıkacağız. Yani bu da 55 saniyeymiş gerçi. Aha bitti. Şu kalıpları da çöpe attığımıza göre koy bunu buraya. Al şunu koy. Hemen gönderelim siparişi hocam. Karbonatla şu makine geldi. Tamam. Dön fırına. Evet, bunu satın aldık. Üç tane görev yaptık. Yeni bir cihaz makine geldi. Makinemizi de aldık. Malzemelerimizi fulledik. Evet, küçük bir fırınımız var şu anda. Şu fırının kapağı da kapalı kalsın. Ya niye açık tutuyorsun? Isıyı para ödüyoruz arkadaş. Bu havada kaldı bu. Güzel güzel kapanmış olsun. Şöyle fırınımızı cepheden görüyoruz. Yayınımızı devam ettiriyoruz da bu bakalım saat, ha, yarım saat kadar olmuş. Sevgili YouTube, burada sizin için bir bölüm kesiti yapıyorum. Bakayım, evet tamam, 30 yarım saat sayılır. Burada bir bölüm kesiti yapıyorum sizler için. Devamı da gelecek arkadaşlar. Kimse bir yere ayrılmasın, yayınımız devam ediyor. YouTube'daki arkadaşlarım için buraya bir kesit açıyorum. Buradan kesiyorum. Yayını ikinci bölümde görüşmek üzere diyorum YouTube'a.